Çok saygılar hocam, hoş geldiniz ve değerli çalışanlar. Bugün formaldehit ve fiksasyonun moleküler temelli sunumu Okan arkadaşımız tarafından hazırlandı ve sunulmak üzere. Bu sunum öncesinde çok değerli Didar hocama bizim merakımızı ve çalışma isteğimizi göz ardı etmeyip bize güzel sunumlar yapmaya fırsatı verdiği için çok büyük teşekkürlerimizi ve sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten formaldehit özellikle patoloji alanının gerçekten çok önemli bir molekülü. Bu noktada çok çalışan ve bu konuyu çok iyi araştıran Okan arkadaşımızın bu değerli sunumunu yapması için sahneyi davet ediyorum. Varsınız. Buradaki ekip hoş geldiniz. Buradaki herkes gerçekten şunu bilsin. Burada sadece herhangi birinize bile bunu sunar. Burada bunu açıp ders saatinden sonra da, sabah saat 6'da da, akşam 8'de de hiç fark etmez. İsteğimiz Skype'den de sunardım. Burada olmamız benim için çok değerli. Şunu bilmenizi isterim. Bunlar benim uydurduğum bir kelime. Akademi endikasyonu diye adlandırdığım bir kelime. Burada olan insanlar akademi ruhunu içinde barındıran insanlar. Bize burada olma fırsatı veren Didar hocamız zaten bunun en güzel örneklerinden biri. Şimdi bugün size bir merak konusunu anlatacağım. Yani benim çalışmam değil. Bundan önceki sunumumda bir kendi çalışmamı anlattım. Arkadaşlarımla yaptım. İnşallah bir gün de kendi çalışmamı yine anlatacağım. Bir ekip kuracağız sizlerle ve çalışacağız. O günlerde denk gelecek ama bugün bir merak konusunu tartışacağım sizinle. Nasıl? Ben dedim ki ya tamam, anatomide geçiyor, patolojide geçiyor, histolojide burada imkanlarımız olmasa da adı geçti. Bir şekilde bu map de çok kullanılıyor. Yani her yerde adı var. Tamam, güzel. Dokuları böyle bir fotoğraf makinesi gibi fotoğraflıyor. Yani bizim elimizde doku fotoğrafları bulunmasını sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Yani bunun üzerine düşünmek için bir sene sınıfta kalmam bile gerekirmiş belki. O kadar basit ve gözden kaçan bir şey. Neden yapıyor? Yani sorduğum çok basit bir soruydu. Neden portakal suyu dökünce fikse olmuyor da, kolonya dökünce çok az bir şey fikse oluyor da, formaldehit dökünce neden fikse oluyor? Yani böyle bunu sorma, bu kadar maruz kaldım. Bilimin içerisinde hakkım. Sizlerin de hakkınız. Yani bu soruyu sordum. Yırtık bir soru. Bunu biliyorum. Ama bunu benim gibi soran insanlar var. Bugün de onların çalışmalarını, size bildiğiniz şeyleri hatırlatarak anlatmaya çalışacağım. Yani aslında bana bir nedir bu dediğinizi küçücük bir paragrafla size bunu özetlerim. Ama size bildiklerinizi hatırlatarak neler biliyordunuz, neler öğrendik, bunların üzerinden değinerek böyle yavaş ve sakin bir şekilde sohbet havasında işleyeceğiz, anlatacağız. Şimdi başlıyorum. Bu başlamadan önce bu bizim sunumumuzun genel bir akışı. Önce size formaldehit ne anlatıyorum onu anlatacağım. Sonra mevzumuz ne onu bahsedeceğim. Sonra da mevzunun döndüğü yerden bahsedeceğiz. Tabii ki de organizmanın en önemli yapı taşı olan protein. Ve sonrasında da kendi sunumumun asıl mesajı ve benim hayatımda yeri olan bir fikirle de, yani doğa bilimleri bakış açısıyla da size kendi bakış açımı deklare edip bitireceğim. Şimdi formaline başlayalım. Esasında fiksasyon. Yani fiksasyon dediğimiz şeyin tekniği, ideal fiksatif ve bir sürü bakış açısı var. Yani bunlar neler? Yani fiksatif dediğimizde birçok literatür bilgisi var, çeşit var. Nasıl? Fiksatif, yani fiziksel fiksatifler ve kimyasal fiksatifler diye biz buna ayırmışız. Fiziksel fiksatiflerde ısı fiksasyonu, mikrodalga fiksasyonu, çeşitli dondurma işlemleri, kimyasal fiksatiflerde de koagülatif fiksatifler ve non-koagülatif fiksatifler. Bizim bugün anlatacağımız şey non-koagülatif, yani çapraz bağ yapıcı fiksatifler. Formaldehitin özelliği bu. Şimdi aklınızda şu vardır.
İlla şimdi tamamen formaldehitle yapılan bir şey mi? Hayır. Bir sürü madde var ama en temelinde herkesin bildiği şey formaldehit ve formaldehitin özel kimyasal etkisi de çapraz bağ. Bugün bu çapraz bağı konuşacağız. Bu çapraz bağı da proteinler üzerinden gerçekleştirdiği için size bu proteinler üzerinden de bunu aktarmaya çalışacağım. Bu bizim klinik pratikte karşılaşacağımız bir formaldehit. Kendim laboratuvarda girdim. Gerçekten böyle. Böyle bir şişe göreceksiniz. İğrenç kokuyor. Şimdi böyle bir komik bir şey demek istedim. Fiksatif dediğimizde hep ideal fiksatif şeyleri vardı, kavramları vardı. Böyle derslerde işlenen. Yani ideal fiksatif. Eğer bir gün çok zamanımız olursa, patoloji felsefesi yapmaya vaktim kalırsa hocamla, bir gün size İdari fiksatifin, patolojisinin felsefesini tartışabiliriz. Ben bunu şeye benzetiyorum. Çocukluğumun fenomeni. Yine ben adlandırdım. Bir yerden çalındı değil. Bunu bile. Altın, gümüş, bakır, tel fenomeni değil. Salladım. Nasıl? Hep çocukluğumuzda bize elektrik iletkenliği falan anlatırdığında işte altın en iyi iletkenliği, gümüş en iyi iletkenliği ama biz bakır tel kullanırız. İnsan diyor yani neden bakır tel? Yani altın en iyisiyse neden? Yani çocuk haklı. Ucuz. Yani formaldehit de öyle. En iyisi değil. Daha iyileri var. Ama yine en ucuz yolcusu. En ucuz yolcusu olduğu için de aynı altın, bakır, gümüşten fenomenine benzetiyorum. En ucuz ve en kullanışlı, en güzel metot diye rutinde kullanılıyor. Bakış açısı olarak da bugün size bu olaylara nasıl bakacağız? Yani fiksatiflerin temelinde ne var? Yani neyi hedefliyorum anlatırken bakış açısı üzerinden konuşmaya çalışacağım. Hepimizin çok iyi bildiği bakış açısı var, biyolojik olan. Sonrasında bahsetmiştim, doğa bilimleriyle ilgili bir ileti içeriyorsunu. Kimyasal ve fiziki bakış açısından da izleyip üzerinden geçeceğiz. Bizim için tabii ki en önemli olan biyolojik. Biyolojik bakış açısında, şimdi şöyle düşünsek. Bir poşeti doğaya koyduğunuzda neden poşet olarak uzun yıllar kalıyor? Ama neden bir karaciğer dokusu, 2 dakikada üzerinde böcekler, küfler bilmem ne, ondan sonra da kendi yapısının, otomizm, işte kendi apoptosis, nekroz yapılarıyla bozulmasının sebebi ne? Bunlar işte biyolojik bakış açısında gizli. Bir dokunun bir poşet gibi davranmaması için en önemli şey şu, mikroorganizmalar tarafından besin olarak kullanılmaması, aynı zamanda da kendi içerisindeki enzimatik reaksiyonlarının çok iyi bir şekilde durdurulması. Ve peki yani onu dokuyu yakarsak da böyle sürümüzde, hani böyle kelle ütel gibi yakarsak da enzimler gider ama o zaman yapı bozulur. Bizim amacımız bir fotoğraf çekmek. Bu fotoğrafta da enzimatik reaksiyonları durdurmanın kimyasal bir yolunu bulmuşuz. İşte biz buna fiksasyon diyoruz. Bu biyolojik bakış açısı. Kimyasal bakış açısı zaten bugün konuşacağımız ana şey. Biz biyoloji yerkeniz ama bugün kimya üzerinden konuşacağız. Atomlar, bağlar, yapılar. Bu çok önemli bizim için. Fiziki açısından da bunu da popüler bir şey olarak koydum. Entropi diye bir kavram var, düzensizlik kavramı. Yani bu dokuyu biz bir poşet gibi davranmaya ikna edersek, elimizdeki materyal metodlarla, bu doku en sonunda bir poşet veya bir cam bardak gibi entropiye yenilecek. Entropi nedir? Düzensizliğin ölçüsüdür. Bir kap suda damla 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 yayılmış yağ damlalarını hayal edin. Hepsi yayılmış ve küçük damlalar şeklinde. O damlalar her zaman bekletildiğinde tek büyük bir damlaya dönüşür. Yani eğer de kohezyon kuvveti, kendi içerisinde kohezyon kuvveti, adhezyon kuvvetinden büyükse o bir top gibi durur. İşte biz de buna en düzenli halden en düzensiz hale geçme diyoruz. Yani entropi diyoruz. Bu da fiziki bakış açımız olsun. Şimdi mevzu ne? Mevzu bahise geldiğimizde formaldehitin mevzusu ne? Şimdi formaldehit dediğimizde formaldehit bir gazdır. Yani gazdan bir maddeyi fikse edemeyiz. Bunu ne yapmışız? Bir sulu solüsyon yapmışız. Sulu solüsyonda formaldehiti suyla almışız ve formalin diye bir madde elde etmişiz. Formalin maddesi suyun içerisinde sanki bir sodyum klor ölmüş gibi tam olarak öyle olmasa da metil asetat grubuyla hidroksil grubu olarak ikiye ayrılır. Bunlar iyonik olarak ya işte moleküler olarak formaldehitin sudaki davranış biçimi. Yani formalinin davranışı, formalin çözeltisi. Bu bizim bugünkü elemanımız. Sarı işaretli, yetkili kişi. Bu kişi bugün hayal ettiğimiz, sorduğumuz soruları gerçekleştiren eleman.
Peki şimdi bunları anlamak için, formaldehit formalini anlamak için kimyasal olarak bir inceleme yapmamız gerekecek. Yani dedim ya, hem biyoloji kimyaya entegre edeceğiz. Tümden bilim yapacağım başta sizin için. Yani biz protein uğraşıyoruz. Protein peptonlardan, polipeptitlerden, peptitlerden, amino asitlerden oluşur. Bizim bu bütün kavramları anlayabilirsek o zaman mezunun nerede bittiğini, nasıl ilerlediğini üzerine fikir sahibi olabiliriz. Onun için amino asitlere bakarsak, amino asitler alfa karbonun çevresinde bir amino grup, bir karboksil grup ve geriye kalan herhangi bir A grubu, iki tane, burada H gösterilmiş ama iki tane radikal gruplarında eşlenebilir. Bu bir amino asit yapısıdır. Bunu Oğuzhan hocamız bize çok güzel öğretti. Bu amino grupları ve karboksil gruplarını da biraz daha incelersek, bu amino grupları N, H ve bu H gördüğümüz yerler radikal grup da olabilir. Ama karboksil gruplarında da gördüğümüz OH ve radikal grup ve O, bunlar bir araya geldikleri zaman bu H ile OH bir tepkimeye giriyor. Biz buna aslında proteinlerin temel yapısında olan peptit bağ diyoruz. Yani buradan bir su çıktığı zaman burada bir peptitleşme olur. Yani bu proteinin gidişin başlangıcıdır. İşte bu oluştuk, bu yapı, oluşan bu yapı bir peptittir. Basic peptit. Tamam mı? Bu bizim gideceğimiz ana hedefin ilk giriş yapı. Yani şu an sizden tümden gelin yap, tümden gelin yap. Yani bu basic peptit belki bir aralarda duyduğunuz amit lafında anlıyordur. Bunu da birazdan ilerlediğinde konuşacağız. Yani literatürdeki geçişinden bunu ilerlemek durumunda kaldım. Vaktimi de aldı. Literatürde amit yapıları, işte diğer yapılar falan diyor, karıştırıyor. Yani şunu şurada ilerlediysek, basic peptidin aslında bir amit yapısı olduğunu anladıysak işler daha kolay olacak. Bu amino asit, iki amino asit bir peptit oluşturduğunda proteininden eşsiz bir yola girecek. Protein yollarında ise biliyorsunuz birinci yapısı, ikinci yapısı, üçüncü yapısı, dördüncü yapısı, bir sürü yol var. Bu yollara giderken ki şimdi tüme varı metoduyla sizden tüme varımı yapıp proteine gireceğiz. Ben ona gitmeden önce de size burada bir amino asit havuzumuzda, esansiyel ve esansiyel olmayan amino asit havuzumuzda size göstermek istedim. Burada bizim çok sevdiğimiz bir amino asit var. Yerini şu an Liz'i göremiyorum ama. Liz'in amino asidi formaldehide en çok yakınlık gösteren amino asit. Diğer amino asitlerin de yakınlığı var ama Liz'in çok fazla yakınlığı var. Bunu da ilerleyen slide'da göreceğiz. Ve protein. Proteine gideceğiz. Protein her şey. Ben, yemek, iskelet kas sistemi, kaslı abiler ve beyin. Her şey. Protein. Yani protein dediğinizde bütün yaşam. Yani bunun için bunu tane tane ilerlemeye çalışacağız. Tüme varım yapacağız. Şimdi protein. Canlılık ve protein. Bunu ben güzel bir piramit buldum. Kesik bir piramit. Yani atomdan biyosfere kadar protein her yerde yeri var. Ve bu akış içerisinde canlı ve cansızlık var. Ve bu proteinlerin içerisinde bulunduğu akışta gösterdiği fantezik eğilimler benim açımdan canlılık. Siz nasıl dersiniz bilmiyorum. Bu Khan Akademi'nin kendi bu anlatım şeyinde, videoları ve teorik anlatımında orada bulunan bir modelleme değil. Çok güzel benzetmişler protein yapısında. Ne yapmışlar? Proteinlerin amino asitlerinin o basic peptidler yan yana gelmeye devam edip bir tespih oluşturduğunda bu alfabenin harfleri oluyor. Alfabenin harfleri, alfabe oluyor, pardon. Alfabe oluyor. Bunlar ikinci yapıyı çeşitli kuvvetlerle oluşturmaya başladıklarında da kelimeye yapıyor. Yani proteinin ikinci yapısında kelimelere benzetmiş. Proteinin üçüncü yapısını cümlelere, dördüncü yapısında bir paragrafa benzetmiş. Bence çok hoş bir modeller. İnsanın aklında kalıcı. Bu bir profesyonel bir modelleme. Bu gördüğünüz bir PubMed'den bir çalışmanın, bir kimyasal bir çalışmanın gerçek modellemesi. Ama burada bizim işimiz, bizi aslında ilgilendirmiyor. Ben sadece burada kimyasal karmaşık konfigürasyonu sizlere sunmak istedim. Şurada gördüğünüz yapı, bu birinci, ikinci yapılar oluşmaya başladığında, katlanmalar oluşmaya başladığında
proteinin gösterdiği davranış biçimi. Peki bu davranış biçimi nasıl sergiliyor? Kimyasal bağlarla sergiliyor. Nasıl? Peptit bağ. Peptit bağ bir kovalent bağdır. Hidrofobik bağlar, hidrojen bağları, disülfit köprüleri ve başka var mıydı? Van der Waals etkileşimler. Bunlarla birlikte bu yapı çok değişik konfigürasyonlara, değişik eğilimlere yöneliyor. Peki bu aralara formaldehit nasıl etkileyecek? Şimdi onu tartışacağız. Bizim işimiz formaldehitteydi. Yine bugün konumuz o, biraz protein, kimya anlattık ama yetkili eleman burada formaldehit, formalin, metil asetat, yetkili eleman devreye girecek. Nasıl girecek? Çapraz bağlanma. Çapraz bağlanma bizim buradaki ana kaynağımız. Peki bunu nasıl yapacak? Şimdi çapraz bağlanma dedik de yani bir kimyasal bir bildiğim bir bağ size anlatmayacağım. Bu literatürde geçmiş, insanların merak edip sonra deneylerle ortaya koyduğu bir yapı. O protein konfigürasyonları içerisinde amin yapıları vardı amino asit kütlerinde. O amino asit kütlerindeki amin yapılarıyla o basic peptidi oluşturan amin grupları arasında ve yine o amin gruplarıyla sülfhidrin grupları arasında çeşitli ara bağlantılar sağlıyor bizim metil asetat dediğimiz madde. Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama bunu şöyle yapıyor. Doymamış elektronlar ve çoklu karbon zincirleri, doymamış yağ karbonları gibi o tam ismini şu an kimlerde hatırlamıyorum. O doymamış karbon yapılarına elektronların aralarında paslaşarak amin ve amil grupları arasında köprüler oluşturuyor. Çapraz bağlar oluşturuyor. Bu çapraz bağlar bizim yapımızı ne yapacak? Yani çapraz bağ yapınca ne oluyor? Ben de bunu merak ettim. Bunu nasıl yapacak? Şimdi bu gördüğümüz fantez kendi fantezine doğru ilerleyen bir protein. Bunu nasıl yapıyor? Az önce bahsettiğim bağlar. Hidrojen bağları. Hidrojen bağları, disülfit köprüleri, hidrofobik bağlar, iyonik bağlar ve van der Waals bağları. Şimdi burada en önemli olay şu disülfit köprüsü. Disülfit köprüsü aslında tıp fakültesinde okumuş, yetişmiş bir insanın zorunlu görevden sonra diplomasını alması süresinde geçirdiği o süreç gibi bir süreç. Nasıl? Yani bu adam bu yapıya gelirken nasıl geliyor biliyor musunuz? Bu yapıya şu şekilde geliyor. Bu hidrojen bağları, iyonik bağlar ve hidrofobik bağlar onu suyu sevme durumuna göre çeşitli durumlara büküyor, çeşitli katlantılara geçiyor. Bu disülfit köprüleri o proteinin o katlanmalarını krepsliyor. Klipsliyor. Yani onu tutturuyor bir mandal gibi, bir maşa gibi. İşte tam o büyülü maddede bu mandal maşalarına ve aynı zamanda da şu basit zincir üzerindeki amin ve amin gruplarına saldırıda bulunuyor. Yani oralara elektron alışverişi ortaklaşması yaparak aralarında bir örümcek ağ gibi bir ağ kuruyor. Bunu başardığı zaman da proteinde yani asıl nasıl başardı, bunu yaptı, ne oldu? Denatürasyon yapıyor. Denatürasyon nedir? Denatürasyon sizin de bildiğiniz üzere, biz bunları öğrendik, proteinin reversible olarak fonksiyon kaybı. Peki ne işe yarayacak? Yani niye protein denatürasyon ediyor? İşte zaten olayımız oydu. Fonksiyon olmasın. Yani enzimler iptal olsun. Apoptoz mekanizmaları iptal olsun. Ondan sonra nekroza giden mekanizmalar iptal olsun. Mikroorganizmalar iptal olsun. Yani bizim için fonksiyonel yapıyı bozup, morfolojiyi bozmayan bir yapı, bir madde amacımızın ta kendisi. İşte protein denatürasyonuna dayanan cross-linking, çapraz bağlanma yapıları bizim o plakasyonları bir fotoğraf gibi okuyabilmemizi sağlıyor. Bunun üzerinde detaylı bilmiyorum. Zaten bunların üzerine atomların, proteinlerin nasıl şekillendiği, nasıl protein yapıldığı, nasıl proteine dönüştüğü, sonra bizim o proteinleri geriye döndürerek o proteinlerdeki dönüş bozukluklarını nasıl tespit edip, nasıl ilaç bulduğumuzun araştırılması da çok derin ve çok keyif veren bir araştırma konusu. Belki bir yarın bir gün bir ekip kurarız ve bunu çalışırız. Bu protein denatürasyonuna ulaştıktan sonra koagüle olan proteinler, bazı fiksasyonlarda, koagüle bazı fiksasyonlarda da denatür durumda bekleyerek bizim o gördüğümüz ana yapıyı oluşturuyor.
Formaldehitle ilgili size vereceğim aslında teorik bilgi bu kadar. Bu bilgiyi bile elde etmem çok zamanımı aldı. Ama burada bunları size anlatmaktan keyif alıyorum. Bundaki de sizin burada olmanızdan çok büyük haz duyuyorum. İnşallah bu hep böyle devam eder. Burada da size sunumu bitirmeden önce, sizi daha fazla yormadan önce kendi bakış açımı son bir slide'da da vermek istiyorum. Yani sonuçta doğa bilimleriyle uğraştık. Fizik dedik, kimya dedik, biyoloji dedik. Bu da bizim doğamız. Canlı, cansız arasında bir denge var. Çok değişik. Denge demeyeyim de çok ince bir çizgi var. Doğa dediğimiz kavram da bu canlı ile cansız arasındaki ince geçişlerin bir silsilesi. Canlı öldüğü zaman da cansız oluyor. Yani bu kadar da net. Cansız, cansız yapaylarından da canlı çıkıyor. Bunu irdelemek belki bir ömür konusu olabilir. İşte bunu irdeleyen çok sevdiğim fizikçilerden biri Richard Feynman. Ben bu adamın bir kitabını aldım. Hatta arkadaşlarım dedi ki, sen manyak mısın böyle bunları okuyorsun. İşin her arada okumak diyor, sesini bitiremedim ama buradan küçük bir pasajla, birkaç cümleyle size bir bitiş yapmak istiyorum. Canlı ile cansız açısından. Canlı da, cansız da atomdan oluşmuştur. O yüzden hiçbir fizik kanunu yoktur ki canlının ne yapmaya çalıştığını açıklayamasın. Yan yana atomlardan oluşan bir çelik parçası ya da bir parça tuz böylesine ilginç özelliklere sahip olabiliyorsa, dünya üzerinde binlerce kilometrelik alana yayılmış bu aynı küçük parçacıklardan başka bir şey olmayan su dalgaları ve köpükler yapabiliyor, kıyıya vurunca haşin sesler çıkarıyor, çimento ile karışınca acayip örüntüler oluşturuyorsa, eğer bunların tümü bir su akıntısının tüm yaşamının bir atom yığınından başka bir şey değilse, acaba daha neler olabilir? Atomları durmaksızın tekrarlayarak, belirli bir desende düzenlemek ya da onlardan menekşe kokusu gibi küçük karmaşık öbekler oluşturmak yerine, farklı atomlardan hiç tekrarlanmayan, yerden yere hep değişen, çeşitli şekillerde bir düzenleme yapsak, acaba bu nesne ne kadar daha olağanüstü davranabilir? Önümüzde ileri geri yürüyen, sizinle konuşan ve akıl almaz karmaşıklığıyla yapabileceği şeyleri hayal etme gücünüzü sarsan bu nesnenin çok karmaşık düzenlenişinde bir atomlar yığınından ibaret olması mümkün mü? Bizim bir atom yığını olduğumuzu söylediğimizde sadece bir atom yığınından ibaret olduğumuzu kastetmiyoruz. Çünkü birinden birine tekrarlanmamış bir atomlar yığını önümüzdeki ayna görüntüsünün tüm olanaklarına layıkıyla sahip olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Seni Sayın Hocam'a bırakıyorum. Aylardır çalışıyor hatta. Bayağı kaynak okudu, makale okudu. Çok güzel bir sunum hazırlamış. Çok güzel bir sunum Okan. Bizi bilgilendirdi. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Yolun açık olur inşallah. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorusu olan. Patrik Laboratuvar teknikleri arkadaşlarıma da çok teşekkürler. Gelip zaman ayıp dinlediler bizi. Sorusu olan varsa sorularınızı alabiliriz. Yani hocalarımızın, ekibimizin biraz zaman sıkıntısı olabilir. Biz aramızda da tartışabiliriz. Yani sizin zaman sıkıntınız varsa hiç problem değil. Ekipten de yani tabii sorun varsa, yani eğer sizden varsa sorabilirsiniz. Aslında bizim biyokimyada da hani bu ders işlediğimizde de sorduğumuz bir soruydu. Fonksiyonel olarak yapının bozulması demek, morfolojinin bozulması anlamına gelmiyor. Çünkü proteinler o yapıya girene kadar birçok bağ ve şekilleniş düzeyinde birçok mikroskopik olaylar geçiyor. Zaten denatüre olma olayı da o proteinin çok basamaklı, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü basamaklarında
dördüncü basamak yapıyı üçüncü basamağa indir. Üçüncü basamağa indiren yapı zaten kendi morfolojisini çok büyük anlamda tamamlamış oluyor. Ama şu, şu demek değil. Evet, yapı bozuluyor. Zaten her bölgeyi incelerken formaldehit kullanmıyoruz. Mesela formaldehit mitokondri, organel gibi yapılar incelerken kullanılmıyor. Ya da çekirdekteki nükleinasıyla incelenirken çok kullanılmıyor. Protein yapılarını, ezofil yapıları, sitoplazman içerisindeki maddesini incelerken daha çok kullanılıyor. Yani onu yap, hani diğeri tabii iyi korurken de diğeri de iyi koruyamayabiliyor. Yani o da işte farklı fizikleri, farklı yapılarıyla yani istediğin bölgeyi, hedeflediğin bölgeyi en az denatüre eden, en ucuz olan metotla kullanıyoruz. O zaman elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim.